Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugün sizlere bu sohbetimizde Sarkis Gülbenkyan isimli birinin hayat hikayesini ve Osmanlı tarihiyle ilgili çok mühim, yani tabii pozitif değil de belki pozitifleri de olduysa da negatif davranışlarını, çalışmalarını anlatmaya başlayacağım nasip olursa. Bugün bitiremezsek, ömrümüzde olursa haftaya devam ederiz. Sarkis Gülbenkyan, esas meşhur adı olan Kalyust Gülbenkyan. Kalyust'u takma ama Sarkis'i unutturmuş. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının hazırlanması, bilahare de bu büyük devletin dünyanın yeraltı zenginlikleri en fazla olan parçalarının mirasından nasıl başkalarını altın tepsi içinde sunulduğunu anlatmaya çalışacağım. Meselem Ermeni meselesini kurcalamak değildir. Ermeni meselesini dünyada tek kurcalamayan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ermeni meselesini Türkiye'de Cumhuriyet'ten önce de en çok yatıştırmaya çalışan, üstüne gitmeyen, Ermenileri de bir Osmanlı tebaası hem de sadıka namıyla anan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını bir kişi nasıl hazırlayabilir? Düşünün şimdi, bir nükleer silah bir yere karşı kullanacaksınız. Bunu kullanmak için bir tek butona basacak bir parmağa ihtiyaç var. Tek parmakla insan da basabilir. Yani bir Gülbenkyan, evet bir Gülbenkyan. İşte parmak Gülbenkyan olmuştur. Gülbenkyan'ın elini kullananlar, kolunu kullananlar, kafasını kullananlar, Avrupa'nın bugün de kanını sömüren sömürgecileridir. Nasıl bazı maddelerin bağımlıları oluyor, bunlar işte ametem veya daha başka şekillerde, yerlerde tedaviler görerek yakalarını kurtarmaya çalışıyorlar. İyi bir şey, insanlara sağlığını iade etmeye çalışıyorsunuz, ona sebep oluyorsunuz, çok faydalı. Fakat insan kanı emicilerin, insan emeği emicilerinin tedavi yeri yok. Var da yok. Çünkü bu insanlar bu kanı emebilmek için Müslümanların inandıkları hususları çare olduğunda biliyorlar. Onun için de o hususları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kul hakkı yememek, dinimizin emri.
Peki çıkardığımız kanunlar ne? Evet, yine o da kul hakkı yememek. Hani uygulayınca ne oluyor? Uygulanabiliyor mu? Ne kadar başarılı oluyor? İşte dünyada ne kadar az kan akıyorsa o kadar başarı mı denir ona, yahut da delik kapatma mı denir, onu da bilemem. Biliriz de bilemeyiz. Osmanlı mirası dünyaya bu kalüst denilen kimsenin gayretleriyle peşkeş çekilmiştir. Bu kimse Osmanlı vatandaşıydı. Vatandaş. Yani tebaa, tabi olan, emirlerine uyan, onu yaşatmak için hayatını ortaya koyabilen kimse demektir tebaa. Osmanlı vatandaşı olarak doğdu, dünya vatandaşı olarak efendim Lizbon'da öldü. Ya koca Avrupa'yı bıraktı, Amerika'yı bıraktı da Lizbon'da mı öldü? He ya. He ya. Neden? Çünkü böyle insanları, kullanıcıları öğret kendisine tabi olsun isterler ki bütün ömrü boyunca bu itaatı delmesin. Ne zaman ki böyle azıcık bir İngiltere'nin aleyhine bazı petrol meselelerinde ya öyle değil de böyle dediyse, ha dediler, sen arkadaş ya siz beni bir ömür boyu kullandınız be diyemedi. Kendisiyle uğraşmayan Lizbon'a gitti, sığındı. Portekiz'e de gitmedi. Küçük bir devlet dedi Portekiz. Daha zaman önceleri o da sömürgecilerin başıydı. Ta Sumatra adalarına kadar gidip ne zulümler etti. Oho, neler neler neler. Osmanlı Devleti'nin en azılı muhaliflerinden idi. Başka kelime kullanmak istemedim. Evet, millet arası petrol araştırma ve bulma yarışı meselesinde dünyada bu adamdan daha çok adı geçen olmadı. 1869'da, yani Sultan Abdülaziz Han zamanında efendim İstanbul'da doğdu. İstanbul Üsküdar. Üsküdarlı. Babası Sarkis. Anası Diruhi. Baba ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan, Van Gölü'nün birçok kısmında, sahilinde büyük arazileri olan, güç kuvvet yetmez arazileri olan 1869'da ve öncesinde Osmanlı'nın sayılı zenginlerinden, hani Ermeniler Osmanlı zamanında aç, bir ilaç, yardıma muhtaç, gariban takımıydı. Yok efendim. İşte bir Van Ermenisi, Van civarının Ermenisi, orada evet dağ köylerinde fakir fukara Ermeni de vardı, Kürt de vardı, başka kavimler de vardı. Hepsi meşakkat çekiyorlardı. Peki bu baba Gülbenkian
bu Ermeni ırktaşlarına diyelim, kendi milletine diyelim hadi, millet kabul ediyorsa, bu kadar serveti yığarken bunları refaha kavuşturacak bir şeyler yapmadı mı? Yapmadı. Ya o kadar insafsız mıydı peki? Yoksa yaptı da sonra Osmanlı'dan o toprağı koparmak için Daşnakçılar ve Hınçakçılar, Hınçakçı komünistler mi yapılmadı? Ermeniler çok garip, çok zavallı numarasıyla Osmanlı'dan toprak koparmaya mı çalıştılar? Evet, ikinci söylediğim. Yoksa babası da emrinde binlerce insan çalıştırırdı. Baktı ki oraların tadı kaçtı. Böyle çeteler kurulup Rusya, oradaki kendi Rusya Ermenistan'ındaki, yok öyle bir yer ya, adı kitaplar artık öyle diyor. Bazı Ermeni gençlerini alıp özel okullarda okutup istihbaratçı ve komünist yetiştirip komünizm ihtilali Rusya'da daha olmadan Anadolu'nun doğusundaki Ermeniler arasında Daşnakçılar komünizm propagandası yaptılar. Toprak işleyenin, su kullananın, vay be! Ya 150 sene, 200 sene bu davulu çaldınız. Kim kimin oldu? Şu anda dünyanın en zenginleri kimler? Rusya-Ukrayna savaşı neden çıkıyor? Çünkü herkese gelir paylaşımı eşit olacak dediler. Bir tabakaya olduğu gibi eşit yapmaya çalıştılar. Ama o tabakaların idaresindeki idarecisi olan, idaresinde görevli olan kimseler hiçbir zaman bu kurala uymadı. Kolhozlarda, sovhozlarda alabildiğince onlar da kendilerine çalıştılar. Rusya'da komünizmin artık idari gücünü yitirdiği zamanlarda koca koca İngiliz futbol takımlarını bir Rus nasıl satın alabilir? Hani eşit paylaşımdı? Ha, demek ki garibanlara diyor ki arkadaş, hepinizin yevmiyesi eşit. Bunların başına bir çavuş verecek. Çavuşa diyor ki bak ha, gözünü dört aç, kellen gider bir, iki, lan seni de cebini doldururuz be. Al sana Karl Marx'ın yolu. Daşnakçıların hepsi zengin insanlardı. Rusya Ermeni gençlerini böyle komünist yetiştirerek, daha komünist ihtilali olmadan ve Doğu Anadolu'ya saldılar. İşte perişanlık var, çok garip, yoksul bilmem ne, Osmanlı zulmediyor, Kürtler bizi kesiyor, Hamidiye alayları bize şunu yapıyor. Ne geldiyse akıllarına bu iftiraları ettiler. Peki bunlar bu iftirayı yaparken İngiltere ile Fransa, daha sonra da Amerika, o ne yaptı? Ha, o da ya bu Osmanlı'nın topraklarını paylaşmak için bak Rusya böyle bir şey başlattı. Şimdi Osmanlı padişahına baş ağrısı oluruz diye Abdülaziz Han'ın katli de buna bağlıdır. 5. Murat Han'ın aklını zayi etmesi de buna bağlıdır. Sultan Abdülhamit Han'ın 33 sene baş ağrısı olan en çok meşgul olduğu konu da bundandır. İngiliz onun
Anadolu'da zarı derler efendim, zar. Zar küçük köpektir. Büyük köpekler küçük köpeklerle kavga etmezler. O ten 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 örer, ürer yahut da efendime söyleyeyim. Ötekiler de gider sağa sola ısırır. Zar böyle insana saldırmaz. Bol bol gürültü yapar. Çakallar gibi. Fransızların da bir çizgi romanı var ya, Tenten diye. O da Tenten Tenten yaparak İngiliz'in arkasından ufak tefek kırıntıları toplayan bir devlet idi. Halen de öyle. Gidin bakın, Fransız sömürgesi olan yerlerde insanlar kan ağlıyor. Böylece batıdan en az iki devlet, doğudan Rusya. Rusya istiyor ki Ermenistan diye bir toprak koparalım ve bu kopardığımız toprakta ya Rusya'daki de Ermenistan, niye iki Ermen olsun? Ermenistan A, Ermenistan B mi diyeceğiz? Birleşin arkadaşlar. Haydi aç sınırları. Peki kimin toprağında? Rusya'nın. Rusya sınırı, biz size yardım edeceğiz. Ya yeni devlet kuruyorsunuz işte. Beraber olun falan filan. Durun şöyle böyle derken sınırı o altı vilayette işine katıp alacaktı. Alabildiler mi? Alamadılar. Peki Batı Ermenistan kurabildi mi? Kuramadı. O bölgede ıslahat dedi, ıslahat yaptırabildi mi? Yaptıramadı. Niye? İslahatlık iş yoktu ki arkadaş. İslahat yapacak. Osmanlı gül gibi idare ediyordu. İşte böyle bir kargaşada baba olan Sarkis Gülbenkyan oradaki mallarını oraya buraya devretti ve Kayseri'ye geldi, yerleşti. Kayseri'nin talasında büyük arazileri vardı. Ve daha sonraları da İstanbul'a nakletti. Niye? Çünkü işi gücü ticaretti bu adamın, babanın. Oğlunu da bu ticarette kazandığı servetle Avrupa'da tahsile gönderdi. Ve oğlu da bu tahsilleri yaptı. Anne İran Ermenisiydi. Ve işte baba da Van Gölü kıyısındaki o büyük arazilere sahip olarak oralarda büyük bir aile oldular bunlar. Bir kısmı ticari aile, bir kısmı da kan bağı ailesi oldular. 1800 senesinde o civarda Kayseri Talas bölgesinde baba Sarkis Ermeni okulu ve Ermeni kilisesi yaptırdı. Bu Talas bölgesinde kıymetli dinleyenlerim 1861'den itibaren yani Abdülaziz Han'ın başa geçtiği sene, Abdülmecit Han'ın vefat ettiği senelerde İngilizlere bir Osmanlı ülkesinde eğitim müesseseleri kurma hevesi geldi. Ne kadar yardımseverler efendim. İşte Tarsus Koleji, efendim Gaziantep'deki kolej, Kayseri Talas ve ayrıca da Lübnan'da Protestan misyonerlerin idaresinde okullar açmaya başladılar. Baba Sarkisyan Protestan değildi. Ortodokstu. Ermeniler hiçbir zaman Protestan olmak istemediler. O orada kurduğu okul
Ermeni çocukları okuyabilsin. Çünkü Rusya'daki Rus Ermenilerine Ermeni tahsili yapacak, diliyle eğitim yapacak yeri çar yasak etmişti. Kapattı okullarını. Okuyacaksanız Rus okullarında okuyun dedi. Amerika'da hemen takke külah değiştirmek suretiyle onların arkasından Merzifon'da dahil tabii evvela malum İstanbul'daki yer var ya efendim Aşiyan'daki adını söylemeyeyim. Çünkü adı hala bir türlü Türkiye'nin lehine hareketleri yaptıramayan bir yer olarak anılıyor. O bakımdan da ben orayı da anmak istemiyorum. Buralarda çeşitli okul seviyeleri de eğitim vermek üzere tesisler kurdular. Tek bina değil efendim. Oo, neleri var yanında? Merzifon'daki koleji bir görün. 9 tane mi ne? Orada üniversitenin şimdi kampüsünün bir parçası orada. Amasya'nın. Sarkis ve onun kardeşi yani Gülbenkian'ın Kalust'un amcası İstanbul'a göçtüler. Başkente gelelim. Ha, bu başkente göçüşü İngiltere'de bir yer mi ayarladı? Bir el onları belki İstanbul'a sevk etti. Ve mali imkanları da çok olduğu için İstanbul'dan ticari işleri yürütelim dediler. Büyük ihracat yapıyorlardı. İthalat da yapıyorlardı, ihracat da yapıyorlardı. Ve bu arada 2. Mahmud Han zamanında 1832'de istirham ettiler. Aman efendiler, Ermenilerimizin fakirleri var, ihtiyarları var. Bunlara bir bakım yeri kurmak istiyoruz. Yani bir ihtiyarlar bakım evi kurmak istiyoruz. Bize İstanbul'da bir yer verseniz. Hay hay dedi 2. Mahmud Han, ne demek? Siz bizim tebaamızsınız. Yedikule'de leblebici bostanları denilen yerde onlara böyle bir hastane bakım evi arası gibi yerler kurmak için büyük bir arazi verdi. Bugün halen geçenlerde mesela yangın çıktı çatısında bakım evinin. Oraların bakım görümü tutumuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de meşgul oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı sırasında hatırladığım kadarıyla oraya bir kütüphane açtı. Surp Pırgıç Vakfı kuruldu. Surp Pırgıç. Surp onların bir mezhep kolu şeklinde Ortodoksların. Ve burada birçok atölyeler kurdu. Havlu atölyesi kurdular. Tütün sarmak için yani sigara kağıdı fabrikası kurdular, daha doğrusu atölyesi kurdular. En sonunda bu Gülbenkianlar tabii her tarafa birden yetişemiyor. Oradaki bazı hınçakçılar, efendim Ermenilere biraz daha gelir temin edelim, bir silah atölyesi kursak, kurun kurun dedi Mahmud Han. Hınçakçıların silahlarının çoğu orada yapıldı. Kime çevrildi? Osmanlı'ya çevrildi, Mahmud Han'a çevrildi, Abdülmecit Han'a çevrildi. Ve bütün Osmanlı vatandaşı Türklere, Müslümanlara çevrildi. Ha baba bunu düşündü mü? Ben düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü baba bunların çok ötesinde bir şeylerin peşindeydi. Baba Sarkis. Şimdi Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi denilen yer Surp Pırgıç Vakfı'nındır. Hala da Türkiye'ye
hükümetinin, devletinin gözetiminde, bakımındadır. İstanbul'da bir banka kurdu babası. Kafkaslarla İstanbul arası güzergahında İran halıları, hani tutuyorlar ya böyle, şimdi çok bilmiyorum İran'da şimdi halıya bakacak halleri de var mı? Kilim, yün ticareti yaptılar. Servetlerine servetler kattılar. Benim gibi fakirin de çenesini yoruyor bu. Hani derler ya, zenginin malı zürdün çenesini yorar diye. Ve o dönemde maalesef Avrupa'nın kandırmasından yakasını kurtaramayan, hanedanın dışındaki insanlardan, devlet adamlarından böyle bir dünya muhabbeti o kadar arttı ki bunlardan banker olarak borç aldılar. Baba bankerlik de yapmaya başladı. Bir vezir yapınca öteki de, ya bana da dedi, Mithat Paşa'nın da Ermeni bankeri vardı efendim. Ne diyordu? 400 çadırla biz Türkistan'dan geldik. Geldiğimiz yere de 400 çadırla dönmesini biliriz. Vay be, adam ne milliyetçiymiş ya. Ne din gayreti varmış. Ama bankeri Ermeni. Tenzilli faiz kararnamesi ertesi gün yayınlanacak. Geceden Ermeni bankerini çağırdı Mithat Paşa. Benim bütün, dedi, hisse senetlerimi bu gece sat, paraya çevir dedi. Banker şaşırdı. Sabah yok dedi. Bu gece bitecek. Cep telefonu falan da yok ki. İnternet de yok. Adam şaşkın oldu diyor, anlatıyor. Şaşkın oldu. Ve çıkarmış. Ertesi günde hisse senetlerinin faizi düşüverdi yarıya. Vurgunu Mithat Paşa yaptı. Ermeni bankerinin yalvarmasıyla, yakarmasıyla olmadı. Evet. Mithat Paşa Gülbenk Yan'a büyük fırsatlar verdi. Devletin imkanlarını ayaklarının altına serdi. Tabii böyle olan bir devlet, bir harp çıktığında, 93 harbi çıktığında elbette ki 50 bin askerine 10 bin tüfek verebildi. 50 bin tüfek veremedi. Ondan sonra da milli kahraman Mithat Paşa her vilayette kaç tane böyle prestijli cadde varsa oralarda adı yaşıyor. Efendim, bir reklam aramız var. Biraz da arayı geçtik. Bir aradan sonra bu Kalust Gülbenkyan, yani Sarkis'in oğlu Kalust Gülbenkyan'ın Osmanlı tarihindeki, hatta dünya tarihindeki çok çok önemli olan çalışmalarını anlatmaya devam edeceğim. Kısa bir aramız var. Evet kıymetli dinleyenlerim, TGRT Web Radyosu'nu dinliyorsunuz. Söz Sazı Açtı programımızın ikinci bölümünü sizlere şimdi başlatıyorum. Anlatmaya çalışacağım bu ikinci bölümde bazı bilgiler daha. Konumuz dünya tarihinde halen de adı az duyulmuş ama bomba tesirleri çok olmuş bir kişiden bahsediyorum. Kalust Gülbenkyan. Çok enteresandır efendim. 1964. 64'ten sonra işte 7 sene kadar Hastal bölgesinde görev yaptım. Tabii Fatih'te de oturduğum için Hastal'a gidiş o zaman Eyüp Sultan Türbesi'nin
kıblesinin karşı istikametinde, yani bir taraf duvarlar, Eyüp kabristanı duvarlarıdır. Bir tarafta Halid bin Zeyd Eba Eybül Ensari Hazretleri'nin radıyallahu anh türbesinin duvarlarıdır. Daracık bir yer. Askeri araçlar oradan zor geçer, tıkanır. Tam orada köşede Gülbenk Yan, Spor Toto da yeni çıkmış. Gülbenk Yan, Piyango ve Spor Toto bayi vardı. Eyüp Sultan Türbesi ile arasında bir tek araba böyle sıyrılarak geçecek bir yer vardı. Yıllarca orada görev yaptı bu şey efendim. Nereden nereye ya? Bugün Eyüp Sultan Tanzim oldu, o oldu, bu oldu. Çoktan beri de gidemedim tabii. Çıkamıyorum İstanbul'u tekrar tekrar bir daha görmeye. Her gün gören kimse şimdi elhamdülillah buna da çok şükür. Müşteki değiliz. Yaş bunu getirdi, sağlık bunu getirdi. Elhamdülillah. Rabbimiz fırsat veriyor da bu programları sizlere yapmaya çalışıyoruz. Evet, Gülbenk Yanların devletin bütün coğrafyasında temsilcilikleri açırdı. Gülbenk Yan. S.N.S. Gülbenkyan. Sarkis'in S'i herhalde o, S'si. Londra'da, Marsilya'da bile temsilcilikler açtı. Bir Osmanlı vatandaşı Kalust. Oğlunu, baba, ilk tahsili Kadıköy'de, Aramyan Uncuyan Ermeni Okulu'nda okuyarak ilk tahsili yaptı. 14 yaşındayken oğlunu Marsilya'ya gönderdi. Yani İspanya, Portekiz'e değil, gönderdi. Fransızca öğrendi. Kalust. Londra'ya geçti. Orada meşhur Kral Kolej'e girdi. King yani. Fizik hususunda özel eğitim aldı, fizik bilgilerinde. Herhalde fiziğin yanında kimyada söylemişlerdir. Paris'te akademik kariyer yapacaktı. Ki babası dedi ki hop gel bakalım ticareti bir öğren. Bazı tüccar babalarda bu olur efendim. Aman oğlum ticareti yap, aman oğlum ticareti yap diye. Tabii ticaret çok makbul bir şey. İslamiyet 10 bölümdür. 9'u sanat ve ticaret, 1'i diyanettir. Ama bu sanat ve ticareti de o 10'da 1 olan diyanete uygun yaparsan makbuldür. Yoksa aman canım bu zamanda kim ona bakıyor kardeşim, görmüyor musun ya, faizdir maizdir yani piyasa böyle dönüyor ben ne yapayım diyen tüccar kaybediyor. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa yarının yarınında gene kaybediyor. En son kayıp yeri de Allah-u Teala'ya hesap verirken oluyor. Bunu unutmamak lazım. Birileri kazanır, sonra adını anmayanlar o malı, o mülkü tepe tepe kullanır. Birileri kazanır, onun aleyhinde konuşa konuşa da tepe tepe onun malını kullanırlar. Yani babam da ya o kadar zengin değilmiş aman. Ben de bir şey var zannediyorum ya. Tembel adam çalışmamış. E sen çalış. Niye babandan bekliyorsun? Evet. Tabii böyle bir gençlik geliyor manasına söylemiyorum.
çok böyle atak, işe yaran, yarayan ve meseleleri çözen milli davalara inanmış milyonlarca gencimiz ortaya çıkıyor. Efendim ayrıştırıyorsun, tabii ayrışacak, başka çare yok. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah-u Teala öyle buyuruyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Yok arkadaş. Bilen bilendir. Bilen, onlar da olmuyor ki ya. Gençliğimiz böyle eğlencesi. Tabii eğlenmeyeceksin ya. Ağustos böceğiyle karınca hikayesini boşa anlatmıyor ki insanlar ya. Ve babası illa ticaret deyince 1888'de Bakü'ye gitti. Bakü. Neresi Bakü? Azerbaycan. Allah Allah. Yani fizik tahsili yapmış, kolejler okumuş, efendim Fransızca öğrenmiş bir adam ne yapıyor Azerbaycan'da? Bakü'deki petrol endüstrisini gördü. Ya petrol nasıl çıkartılıyor? Kuyu nasıl kazılıyor? Oradan çıkan nasıl depolanıyor? Oradan çıkan nasıl rafine ediliyor? Gibi hususları o genç yaşında bir koleji bitirdi halde, de ki üniversite tahsili diyelim o kolejide olan bir kimse hiç gitmediği bir Azerbaycan'a gencecik gidiyor ve orada en sonunda da petrolün nasıl pazarlandığını görüyor. Burada gördüklerini Fransızca dergilerde seri yazılar yapıyor. İşte 3-5 bölüm, 10 bölüm gibi yazı yazıyor. Avrupa tahsili görmüş adam baba ya o zaman için. Efendim Abdülhamit Han'ın rahmetullahi aleyh dış basınla çok ilgisi vardı. Bırakın günlük gazeteleri böyle mecmuaları da yani dergileri de yabancı dergileri de takip ederdi. Fransızca bilirdi kendisi. Ama iyi Fransızca bilenlere tercüme ettirdi. Ola ki bir inceliği kaçırırım diye. Kendisiyle görüşmeye gelenlerle de Türkçeden başka dili hasseten konuşmazdı. Bilerek konuşmazdı. Bu petrolle ilgili yazıları merakla takip ederdi Abdülhamit Han. Evet. Sarkis yani Kalust'un yazılarına. Ve Yıldız Sarayı'nda sultanın mülkü olan Irak'taki arazilerin petrolü hususunda Abdülhamit Han ondan bir rapor istedi. Bakın şimdi. Abdülhamit Han kendi arıyor getiriyor. Bu yazılardan sonra. O da petrol uzmanı olarak raporları sundu. Sene 1892. Kayseri kökenli bir Ermeni kızla Londra'da evlendi bu delikanlı. Her genç erkeğin yuva kurmak isteyen her genç erkeğin efendim, teşebbüs edeceği bir şey. Eseyanlarının kızını aldı. Zenginin kızı, dengi dengine diye derler ya efendim, davulda dengi dengine diye vururmuş. Ha, zengini fakiri ayırıyor olarak söylemiyorum bunu. Belki öylesi de faydalı olabilir. Çünkü zenginin kızı o hayata alışkındır. Bir fakir aileye gittiğinde her baba yiğit o fakirliğe katlanamaz.
veya bunun tesiri, tersi. Efendim kız fakir, oğlan zengin, ezilir gider. Ama yakın şartlarda yaşamış olan insanlar birbiriyle daha kolay, dünyalık olarak da, ahiretlik olarak da anlaşabilir. Yoksa zenginliğin, fakirliğin Allah-u Teala nasip etmesi olduğunu, bunların insanların böyle böbürlenip göğsünü yumruklayacağı, ben diyeceği bir şey olmadığını yakinen birçok misallerini görmüş birisiyim. Evet. Çocuklar oldu 1896'da bu evlilikten. 1895'ten itibaren 94-95 artık Doğu Anadolu'daki Ermeni hınçakçılar ve daşnakçılar işi azıttılar. Ve Osmanlı Devleti'nin arazisinde 21 tane önemli merkezde aynı günde ayaklanmalar çıkarttılar. İstanbul da dahil bunun içinde efendim. Osmanlı'ya karşı isyan halindelerdi. Ettiler, isyan ettiler. Osmanlı Bankası'nı bütün Ermenilere felaket getirecek şekilde bastılar. Şimdi ne hikmetse o topraklarda efendim değişik bir hava var. Sadece Osmanlı Bankası değil, Osmanlı Bankası'nın bulunduğu caddenin de haricinde ara sokaklarda çok enteresan çetecilikler yaptılar. Onu Osmanlı Bankası baskınında Ermenilerin bu Ermeni isyanlarını anlatırken inşallah anlatmaya niyetliyim. Ömrüm yeter ise fırsatım elimde. Yani fırsat verirse Cenab-ı Hak, elimde olursa demeyeyim. Bazı Ermeniler evlerini, Ermenilerin evlerini orada Ermeni kıyafetinde olan daşnakçılar, komünist olan grup yani ihtilalle kan dökerek devleti kuracağız diyenler bunlar efendim. Tabii yağma ettiler. Ermenilerin evini Ermenistan kurmak isteyen çeteler Osmanlı kıyafeti giyerek yağma ettiler, direnenleri öldürdüler, Osmanlı Ermenileri öldürüyor diye de Avrupa'ya haberler yazdırdılar. Kalust baktı ki yani İstanbul'da da böyle bir büyük karışıklık var, banka karışıklığı. Hemen İstanbul İskenderiye seferine çıkmak için hazırlık yapan bir vapura hareket saatine yakın atlayıp Mısır'a gitti. Ve ailesini de bilahare bir yolla gene İskenderiye'ye getirdi. Ve uluslararası ticarete İstanbul'da nerede ara verdiyse kaldığı yerden İskenderiye'de devam etti. Zaten İskenderiye tarih boyunca böyle ticaretin çok önemli merkezlerinden biriydi, biridir halen de. Güney Afrika'da ve Avustralya'daki maden yataklarına kadar fizikçi efendim Kalust ilgilendi, irtibat kurdu. Bakü'deki öğrendiği
petrolle ilgili bilgiler onu habire petrole doğru yönlendiriyordu. Kafkas petrolleri için Avrupa devletleri, yani Azerbaycan bölgesindeki, birbirleriyle kapışıyorlardı. Gülbenkian arazi sahipleriyle petrol şirketleri arasında meseleyi en iyi bilen, şimdi danışman diyorlar ya efendim, danışma mı, danışman mı, artık neyse, yani müşavir, meşveret edilen, meşveret sünnet seni ya, ama tabii onlar için, onlar sünnet seni bilmezler, kabul etmezler. İkisinin arasında, yani arazi sahipleriyle petrol şirketi sahiplerini veririm vermem meselesinde teknik bilgilerle onlara müşavirlik hizmeti verdi. Tabii şirketler ne kadar cebini doldurdularsa o da o kadar, canım ya bomboş duruyor bu arazi, çorak, zaten bir şey aldığınız yok. Şuradan alın paranızı, gidin daha güzel verimli yerde ziraat yapın, tarım yapın diyerek arazi sahiplerine, ya bu adam tarafsız birisi işte falan diyerek şirketlerin ekmeğine balı böyle kepçelerle sürdü, kaşıkla da değil. Durduğu yerden para kazanıyor. Oturduğu masadan para kazanıyor efendim. Sırtı terlemiyor. Fransa'da çok meşhur olan Rothschild Frères, yani Rothschild kardeşler, Yahudidir bunlar. Deutsche Bank, Almanya. Royal Deutsch Shell, İngiltere. Gülbekyan'ın petrol pazarlık müşterileriydi. Baba, hala bunlar dünyanın kanını, iliğini sömürmüyor mu? Ha? Yok mu Türkiye'de bunların yerleri? Her tarafta, her noktasında var. Nakliyesinden tut da rafinerisine kadar her yere burnunu sokmuşlar. Bunların danışmanı olan, müşavir olan kimse ne yapar efendim? Bacak bacak üstüne atar. Hatta müşterileri belki randevulu falan kabul ediyor adam. Para da akıyor bir yerden. Habire akıyor. Çalışma sahası, Kafkaslar, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Romanya. Petrol işleri artık iyice coşmuş ve Gülbenkian'ın da kasaları paradan taşmıştı. Şiir gibi oldu ama öyle denk geldi laf. Petrol de o gün için insanlara çok cazip geliyordu. Hem bir yakıt olarak kullanılıyor, hem de dinamit, TNT dedikleri, trinitrotoluen imalinde lüzumlu bir maddeydi. Patlayıcı. E canım, taş ocağını patlatmak faydalı belki ama bunu getirip de şimdi masum insanların durduğu yerde bir parkın bankına veya çiçek saksına koyup da orada hiç haberi olmayan, hiç suçu olmayan, hedefi kim olacağı bellisiz bir cani de olabiliyor TNT. Görüyoruz, ülkemize de görüyoruz. Nice kanlar döktüler, döküyorlar. Belki bu gafletle daha da dökecekler. Osmanlı vatandaşı olarak işe başlayan Kalüst Gülbenkian 1902'de İngiliz vatandaşı
oldu ve ticaretinde de İngiliz vatandaşlığıyla her kapıyı açmaya başladı efendim. Açmaya başladı ama bizim teknik masadaki yönetmenimiz de diyor ki arkadaş programı burada kapat, süreye tecavüz ediyorsun. Olmaz tabii. Bizden sonraki programlara da hak tanıyalım. Allah nasip ederse, ölmez sağ kalırsak, fırsat verirse Cenab-ı Hak haftaya gülmek yanan esas meraklı hikayelerine böyle gidecek, giderek hızlanan bir şekilde devam etmeye niyetliyiz. Hoşça kalınız efendim. Tarih Sohbeti.